Şimdi önce bulgurumuzu hazırlamak için soğanımızı doğrayalım. Ocağımızın altını da açıyoruz. Bulguru ön pişirme gerçekleştireceğiz. İnce bir şekilde doğrayalım. Şimdi zeytinyağımızı ekleyelim tenceremizin içerisine. Buraya şimdi soğanı koyacağım. Bir tane sarımsağı ikiye üçe kestikten sonra uzunlamasına, daha sonra da ince bir şekilde doğruyorum. Sarımsağımızı da ekleyelim şimdi içerisine. Evet, sarımsak ve soğanı zeytinyağında bir süre kavurduktan sonra sıra geldi şimdi salçamızı eklemeye. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Ve sıra geldi bulguru eklemeye. Bulgurumuzdan da bir miktar ekliyorum içerisine. Güzelce karıştırıyorum. Ve şimdi suyunu da ekleyerek bulgurları pişiriyorum. Kapağımı da kapatıyorum. Bulgurlar güzelce piştikten sonra şimdi hazırlayacağım yoğurt sosu ile birlikte karıştırarak cacığımızı hazırlayacağız. Şimdi pancarımızı doğrayalım. Haşlanmış olarak kullanabilirsiniz pancarı. İnce dilimler yapıyorum. Daha sonra tekrar uzunlamasına keserek zar şeklinde doğrayacağım. Bulgurumuzu ara ara karıştıralım. Güzelce pişmesi için. Tekrar kapatıyorum kapağımı. Şimdi süzme yoğurdumuzu da boşaltalım. Bir parça sarımsak ezeceğim. Biraz da tuz. Güzelce çırpıyorum şimdi. Bunun içerisine şimdi biraz pancardan ekliyorum. Evet, pancarla güzelce karıştırıyorum yoğurdu. Evet, iyice suyunu çekti şimdi. Biraz daha karıştırıyorum bu şekilde. Kapağımı da kapattım. Ocağımın altını da kapatıyorum. Yaklaşık bir 25-30 dakika bu şekilde dinlendirdikten sonra bulgurumu da yoğurtla karıştırarak güzelce servise sunacağım. Şimdi bulgur da güzelce piştikten sonra biraz da dinlendirdik bulgurumuzu. Şöyle bir karıştıralım. Bunun içerisinden bir miktar alıyorum. Ve yoğurtlu karışımın içerisine koyduktan sonra şimdi güzelce karıştırıyorum. Biraz daha ekleyeceğim şimdi bulgurdan. Hazırlamış olduğumuz bu güzel karışımı da şimdi kasemin içerisine koyuyorum. Biraz dereotu alacağım. Çok az kırmızı toz biber ve bir miktar da sızma zeytinyağı.